Araplar aytadi ya layta şebab. Qaniydi meni yoshlik, yigitlik vaqtlarim qaytib kelsaydi deydi. Bomdod namozini o'z vaqtida o'qimagan inson munofiqqa tenglashtiriladi. Shu fura minadigan shofirlarda bu jallodga yetib olganingizda yo'lda ketayotib qarasangiz, roldagi odam telefon o'ynab ketadi. Bolam dedi, yoshlik juda qisqa ekan, qarilik uzoq ekan dedi. Shu ishlab turgan vaqtlarimizni hammasini to'plab shaytonga berib, men shayton meni zo'r yigitlik, gullik vaqtim senga bo'lmay qolganimda men xudoga qaytaman deydigan bo'lsak, Alloh taolo og'ir hisob kitob qilib qo'yadi, birodar. Allah subhanahu wa ta'ala rabbil alaminge bi adad mahtavar hamdu sanadır olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ya salavu sallallahu aleyhi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhum. Hazır damlamız bir yakışı sözle eğitip gitti. Allah subhanahu wa ta'ala siz ben bizlerini bir gün şimdi aziz mükerrem bir vakitte cemle yaptım mescitte. Kaysi bir mescitte cemaat cemlenedigen bolsa. Fî beytin min buyutillah yetluna kitaballahi. Allah'ın üyelerinde magan bir üyde mumun musulmanlar cemlense. Yetluna kitaballahi, Allah'ın kitabını bunlar telavat kılışadigen bosa. Ve bu nersenin namı ilim meclisi deyip hem namlanadı. İlle nezelet aleyhimu sakine. Allah subhanahu ve ta'ala'nın sakineti hatır cemliği düşerdi bana şu cemaatken. Allah'ın ferişteler birge bizimle oturup da buradalar. Çünkü Allah subhanahu ve ta'ala'nın İnne lillahi melaiketen seyyahin dedi. Seyahat kılıp yüredigan, aylanıp yüredigan Allah subhanahu ve ta'ala'nın ferişteleri var. Bana o şef ferişteler hamması aylanıp yüredi. Siz bilen bizden ama bana şunday meclislerimizi izlep kıdırıp yüredigen buradalar. Hazır men cemaatka etmahçı buluyordukken mavzuyumuz buradalar. Vakit meselesi hakkında az yine cemaatka çündürmahçımız. Şunday vakit şunday nerse ki buradalar. Özü İnsanlı hayatı da en kımmat narsa vakt. Ve siz bilen beni hayatımdaki en gereksiz yavuşak kolay degen narsa vakt olup kaldı. Aslında en kımmat narsamız vakt buradalar. En kımmat narsamız vakt. Çünkü keçegi günümüz ve keçegi geçe bugün günümüz hamması tarih kaylanıp gitti. Tarihte hiç kaçan kaytarıp bulmaydı. Araplar aytadı ya layta şebab. Qaniydi meni yoshlik, yigitlik vaqtlarim qaytib kelsaydi deydi. Ana şu joyda layta degen sözünü işletedi Arap tilida. Layta degeni hiç kaçan qaytib kelsa bulmaydıgan qanday tushuntiramiz bunu? Mesela hiç kaçan ortga qaytmaydıgan narsaga Araplar layta deydi. Koshkiydi deydi bizde. Qaniydi deydi. Hiç kaçan kayıtıp kese bulmayacağım narsanı Arap tilida layta deydi. Çünkü Araplar şeride aytadı ki layta şebabı yaud. Qaniydi meni yoshlik vaqtlarım kayıtıp kese qaniydi degen Araplarda bir nima sözleri var. Hazır ki şu cemaatimizga tushuntirmoqchi bo'layotgan narsamız şu ki xos bir yerde mana deyarli 95% yoshlar oturuşibdi. Yoshlik haqida ve vaqt haqida tushuntirmoqchimiz. Avvalgisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste aytibdilar ki لَنْ تَتَحَرَّكِ قَدَمَا عَبْدْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ اَرْبَعَ Bendenin ayakları kıyamet günde 4 nerseden sorulmayan için öz onundan cildirilmeyi dediler. Birincisi اَنْ عُمْرِهِ ف۪ي مَا اَفْنَاهُ Siz bilen ben yaşayıp ötken ömürden sorulan huzurmatı cemaat. Kanca yaşayan bulsak şunu hammesden soralamız. Kanca yaşayan bulsak şunu hammesden soralamız buradılar. Adıyla bir adam Rusya'ya işleyen baradıgen bulsa, Rusya'da 3 ay işleyenden kendi onu ailesi kütledi. Bir aydan kendi soruştu başlaydı. İşleriniz kanday bol yaptı, işleriniz kanday bol yaptı deyip soruştu başlaydı. Maksat ne mi? İşten netice gerek bunlar ya. Pul gerek. Rusya'da işleyenin neticesi pul da görünen. Dünyada yaşayanların neticesi savabda, amelde, kıyamette, kabirde görünedi buradalar. Çünkü bu ömrünü Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de kuyaşlı ve ayını vakit degeni bir zaman degeni arkasıyı kaydıp bulmayı degenlerse Allah subhanahu wa ta'ala ve şemsu tecri dedi. Kuyaş keti yaptı dedi. Li mustakarri lehe özünü belgilep koygen terefki karab keti yaptı dedi. Demek Kuyaş özünü vazifesini beceri yaptı.
Kuyaşlı keçke gönlü kördü gibi buradalar, buralmakta. Ya ben bir gün işke çıkmayayım ben. Bu oldu, ben kuyaşlı gibi kımayayım ben. Adamlar gibi nur saçmayayım ben. Keç kalayım ben, özünü vahvıda kemayayım ben deyip abet bop keseyem kuyaş çıkma gönlü kördüler mi buradalar? Yok, kuyaş özünü vazifesini beceriyordu. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهَا مَنَازِلَ حَتَّى عَدَكَ الْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ Allah Teala ayeti ki, aynı menzillerge belgilep koyduk. قَدَّرْنَاهَا مَنَازِلَ degen 29'da menzil ya ki 30'da menzil bulan her ayda. حَتَّى عَدَكَ الْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ Kiçkine bulup başlanadı. Kettayıp ketedi, kettayıp 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 tuladı, 14 küllü gide. Sonra yine kiçkine ayıp buladı. Her ay şunday, her yıl şunday, ay yerelgenden beri şunday. Demek buradalar, ay özünü vazifesini toluk beceriyordu. Kurt kumuskalar özünü vazifesini beceriyordu. Darahtlar, nabadatlar, cemadatlar, bulutlar her bir narsa özünü vazifesini beceriyordu ve becerişlik bilen bir gelikte siz bilen menge hizmet kılıyordu buradalar. Hamasını Allah Teala siz bilen menge hizmet kıldırıp koydu. Lekin siz bilen men bana şu hizmet kılınıyordukken narsalarını hizmetine yaraşa ibadet kılalıyatınız mı yok mu deken savol çıkadı. Mumun Müslüman adamını vakti en kımmat buluş gerek buradalar. Mumun Müslüman insanını vakti en kımmat buluş gerek. Vakit insan için en kımmat buluş gerek. Allah Subhanahu ve Teala vel asri asır vaktiye kasam vel fecri bamdat vaktiye kasam vel leyl ve şems tünge kasam zuhage kasam وَلَيَالٍ عَشِرٍ 10 keçige kasam bir neçe caylarda Allah Subhanahu wa ta'ala hammasige kasam içi yaptı. Şularının nahayası düşünülüp soraladıken bu ise buradalar şularının hammasi vakit meselesi. Evvelki İslam dini kegen payette Araplarga Mekke müşriklerge davet kılınken de وَمَا يُهْلِكُنَا اِلَّا الدَّهْرِ deyip cevap verişken. Bizlerine fakat kine zaman öldürüp değişken. Doğru. Zaman öte vergenden kendin insan zayıflaşıp durur ve nihayetse dünyadan ötüp getirdi. Lekin biz zamanda ibadet kılmayız. Zamanda ibadet kılamız. Zamanda içiden biz faydalanamız. Zamanda içide biz o şey zamanımızı buradalar ibadetlerine doldurup taşlayımız. Şeriatımızda karaydıken bu sayılar buradalar. Bizde dinimizde şimdi kaydalar etiledi ki mesela vaktke bir itibar insanlı hayatta tertip adabı yok. Hahlagen insanın izni alın, hahlagen insanı karayın. Eğer vaktke bir itibar boliyatken olsa şu adamını hayatı yaşamaz, geleceği yaşamaz. Deliller toltura. Delili ötüküm. Mesela, Bamdat namazını öz vaktinde okumagen insan münafıkka tenkleştirilirdi. Nime ki belgilerini yaptı, nime ki delillerini yaptıysa, vakit ki belgilerini yaptı buradalar. اَثْقَلُ الصَّلَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ Münafıklar için en ağır namaz, Bamdat namazı öz vaktide. Ve öz cayda mescid. Öz vaktide kuyaş köterlisi giden evvelki gece. Bana hazır yaz vakti geliyordu. Yaz vakti kegemden ki en cüdü köpçülüğümüz etibar verseyler, cemaatimiz gibi de adıyla nersen aytaylık, kaysı meçitke kirseğinize moşul meçitte namazın vaktları degen dersene köresler mi körmesinden buradalar. Köremize. Namazlı vaktları belgilenmeyi kogan mescidde körgen misiler? Şunda kirseyler namaz vakti belgilenmepte. Ha dese kuşumuz iki gende okuyumuz halı gende okuyup gitar adıgan kavmımız degen kavmda körgen misiler? Bir minutu geçe belgilenen. Bamdat 5'ten 5 minut ötkende. Peşin birden 40 ya ki 45 minut ötkende eser şam kutdan kılıp vakitler belgilenedi buradalar. Her bir vakit belgilenedi. Biz şu vakitler gibi bazı payette mesul bulmaya kalamızsa cevapkar bulmaya kalamız ki özümüz keç kalıp kalamız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Mesud radıyallahu anh'a rivayet kılınken hadiste Ahabbul a'mali ilallah Allah'a en süyüklük amel kaysı dedi. Cemaat bana sıfatlaşıp bir tevrelik. Bilemez mi buradalar? Allah'a en süyüklük emel kaysa. Maşallah. As-salatu ala vaktiha. Öz vaktide okulunken namaz Allah'a en süyüklük namazda demedi buradalar. Namazda demedi. Bana Bamdat'ta hazır misal kılıyor yapımıza. Bamdat tamam zaman okuşumuz mümkün. Kün çıkkandan keynem okuşu mümkün Bamdat'ta. Lekin İbn-i Mesud'un hadislerime deyil yap dese
As-salatu ala vaktiha. Öz vaktida okulingan namaz. Bu nima ekan desa, ahabbul amal ilallah. Allah subhanahu wa ta'ala'ya eng suyuklik amal. Allah namazni yaxshi ko'ryapti va öz vaktida okulganligini ta'kidlayapti hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambarimiz Alloh nomida gapira oladi. Biz aytamaymiz. Allah mana onu yaxshi ko'radi, Allah mana onu yomon ko'radi, Allah bunu la'natladi, Allah bunga rahmatini tushirdi deb faqat payg'ambarimiz ayta oladilar. Mana hozirgi hadisda ham aytilyaptiki, "Ahabbul a'mal ila Alloh ta'ala as-salatu ala vaqtiha." Alloh subhanahu va taologa eng suyukli amal as-salatu ala vaqtiha. O'z vaqtida o'qilingan namoz Alloh subhanahu va taologa suyukli amal deyapti. Mana namozdan keyingi ibodatimizni qarang birodarlar. Men nima demoqchiman? Shariatimizda birodarlar har bir ibodat vaqtga belgilangan. Masalan, mana hozir roza tutyapsizlar birodarlar. Roza tutishligimizdan avval bir 2 kunlar burun, bir hafta burun mahallalarda, ko'chada, do'konda rozani saharlikni vaqti va iftorlikni vaqti belgilangan kalendarlar sotildimi, sotilmadimi? Ko'rdingizmi? Roza vaqt bilan Ramazon rozasi vaqt bilan bomdodning vaqti bor, peshinning vaqti bor, asrning vaqti bor, shomning vaqti bor, xutbaning vaqti bor, tahajjudning vaqti bor. Har bir namozning vaqti bor, birodarlar. Namozdan keyingi ibodatga o'tadigan bo'lsak, roza. Roza yeyishlikdan, ichishlikdan men roza tutdim. Kechasi tutib oldim. Bugun kunduzi tutib oldim. Ertaga abitda tutib olaman deb kimdir soat 11da choy ichayotgan bo'lsa, biz nima deymiz? Sen rozang yo'q deymiz. Nima sababdan desa, sen vaqtiga rioya qilmayapsan ekan deymiz. Bizning shariatimiz shunchalik vaqtga mahkamki, rozani shartlaridan bomdod vaqtidan boshlab quyosh botgungacha bo'lgan vaqtini oraligida deyapti. Ko'rdingizmi? Vaqtga belgilab qo'ygan. Saharlikdan o'tib ketadigan bo'lsa vaqtidan buniki roza emas degan. Mayli, yarim soatdan keyin saharligimni yopib olaman desa, bo'ldi, roza yo'q bunga. Nimaga? Hamma shart topilyapti. Vaqt degan shart topilmayapti. Keyingi amalimiz, masalan, hajni olaylik birodarlar. Ka'ba bor, ihrom bor, Arafat bor, Muzdalifa bor, hamma narsasi boru. Hamma odamlar nimaga bir paytda ayni Zulhijja oyida borib oladi? Sal odamlar ozroq bo'lib turgan Rajab oyidami, Sha'bon oyidami, Shavvol oyidan borib olsak bo'lmaydimi desa, butun tarixdan bugungacha bo'lgan ulamolarimiz aytadi, bu haj emas deydi. Sababi nimada? Ha, birodarlar. Sababi nimada? Vaqt kirmadi. Biz bunday tushunishimiz kerak. Huddiki Alloh subhanahu va taolo siz bilan menga vaqtni o'tayam qadr qimmatligi va har bir ish o'z o'rnida ila bo'lsa keyin o'xshashligini tushuntiryapti. Namoz vaqtida bo'lish kerak, roza vaqtida bo'lish kerak, haj ham o'z vaqtida bo'lishligi kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qaysi inson Arafa kunida Arafa tog'ida turmasa uni haji haj emas dedilar. Arafa kunida bu vaqt, Arafa tog'ida bunisi joy. Qaysi inson haj qilmoqchi bo'lsa, albatta Zulhijja oyini 9-sida Arafa tog'ida turgan bo'lishligi shart. Arafa tog'i 365 kun o'zini joyida turibdi, lekin bir kun borki o'sha kunga yetib borganingizdagina haj hisoblanadi. Nimaga desa, shariatimiz buni vaqti yetib kelmaguncha ham haj emas, buni vaqti o'tib ketgandan keyin ham haj emas deyapti. Qachon haj bo'ladi desa, qachonki inson Arafat tog'ida 9-chi Zulhijja kuni turadigan bo'lsa, ana undan keyin mana shu insonni haji haj bo'ladi. Al-hajju Arafa degan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadislariga ko'ra. Undan keyingisi 5 ta arkonimiz bor, qaysinisi qolib ketdi? Namozni aytdik, ro'zani aytdik, hajni aytdik, la ilaha illalloh, bu hammamiz mu'min musulmonmiz. Nima qolib ketdi? Zakot. Yaxshi. Domlalardan so'rashadi. Domlalardan so'rashadi. Qachon zakot beramiz desa, kitoblarni qaysi mazhabda bo'lsin ochsangiz, birodarlar, insonning mol-mulki nisobga yetganidan so'ng birinchi sharti. Ikkinchi shartichi bilasizlar. İkinci şartı nima? Gördünüz mü? Bir yıl aylanıp kelişliği gerek. Demek zakat ham vakti belgilengen eken buradalar.
her bir narsanın vaqti belgilangan. Qarab qo'ying. Nikohdagi taloqni ham vaqti belgilangan. Roji'iy taloq. Nikohdan keyingi taloq ham belgilangan. Nikohdan keyin nikohsiz masalan bir ayolni eri o'lib qoladigan bo'lsa, iddasi belgilangan. Bir ayolga taloq beriladigan bo'lsa, iddasi belgilangan. 4 oy 10 kun, 3 oy 10 kun deb iddasi belgilangan. Bir inson qasamini buzsa, necha kun roza tutib berilishi belgilangan. Bir inson rozani farz rozasini tutib turib, so'ngra ayolga yaqinlik qilib qo'ygan bo'lsa, necha kun qanday roza tutib berishligi. Demak, har bir narsa shariatimizda vaqtga belgilangan. Hozir bularni aytib ketsak, juda ham ko'p. Hamma narsa vaqtga belgilangan. Ana endi siz bilan men vaqtga e'tibor beryapmizmi, yo'qmi degan savol chiqish kerak. Birodarlar, vaqtimizga e'tibor beraylik. Mana bugun ertalab biz masjidda e'tikobdan keyin o'tirsak, bir kishi savol berib qoldi. Qanday qilib inson yana qaytib qoladi orqasiga degan savolni berib qoldi. Inson orqasiga qaytadi, birodarlar. Qanday qilib bilsa, Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda sizlarni onani qornidan biz chiqardik, la ta'lamuna shay'an, biror bir narsani bilmar edinglar deyapti. So'ngra kattaydik, so'ngra shu yerga yetib keldinglar. So'ngra shu yerda qolib ketmaymiz-da, birodarlar. Shu yerda qolib ketmaymiz. Vaqt ketaveradi, ketaveradi, ketaveradi. Shuning uchun arablar aytadi, al-vaqtu kas-sayf deydi. Vaqtning misoli xuddiki qilich kabidir. Agar sen qilichni olib foydalanib qolmasang, seni qilich o'zidan foydalanib seni kesib qo'yadi deydi. Ko'p odamlar bor. Juda ham ko'p odamlar bor. Vaqtlari o'tdi. Yoshlari o'tdi. Sog'lik salomatlari ketib qoldi. Ko'p narsalar ketib qoldi. Qaniydi, hali masalan boshlayotganimizda, qani meni yoshligim qaytib kelsa qani deyapti ko'pchilik. Qani meni yoshligim qaytib kelsa deyapti. Boshqacha yashagan bo'lardim. Boshqacha ibodat qilgan bo'lardim. Qur'onlarni yodlab qo'ygan bo'lardim, hadislarni yodlab qo'ygan bo'lardim. Mana bunday ishlarni qilgan bo'lardim deb hozir yoshi katta o'tgan odamlarni juda ko'pchiliklar attan qilib boradilar. Siz bilan men ham mana shu o'tirgan yoshlarimiz ham endi o'sha yoshga borib turib attan qilishdan avval hozir imkoniyatdan foydalanaylik, birodarlar. Hozir imkoniyatdan foydalanaylik. Vaqtimiz o'ta keng. Ba'zi paytda telefonda yoki boshqa narsada bizning vaqtimizni ketkizayotganini ko'rib men hayron qolaman. Odamlarni. Mana sizlarda bu masjidlar degandan O'shbishga yo'li o'tgan. Katta M41 trassa deyiladi. Shu yerda u xafa bo'lmasin, furan shofirlari. Shu fura minadigan shofirlarda bu Jallodga yetib olganingizda yo'lda ketayotib qarasangiz, roldagi odam telefon o'ynab ketadi. Rolda haydab, mashinani haydab ketayotgan odam vaqtdan foydalanish uchun yoki vaqtni o'tkazish uchun telefon o'ynab ketadi. Ammo tasbihasini olib zikr qilib ketmaydi. Qur'onini qo'yib ketmaydi yoki masalani qo'yib ketmaydi, unaqalari ham bor, lekin kam. O'yin o'ynab ketayotgan odamlarni eshitdik. Mashina haydab ketayotgan vaqtda o'yin o'ynab ketadigan odamlar bor. Bizni o'qishda yurganimizda bir germaniyalik do'stimiz bo'lar edi. O'zi ham juda vaqtni juda qattiq qadr qimmatga yetadigan o'zi germaniyalik. Xotini malaziyalik. Onasi o'sha german. Ayoli bilan Malaziyani tilini tushunmaydi, ikkalasi bir-biri bilan inglizcha gaplashadi. Onasi bilan Deutschland deydi, o'sha onasi bilan nemischa gaplashadi. Biz tilda aytarik, nemischa gaplashadi. Biz bilan arabcha gaplashadi. Mana shu odam bilan bir doktorxonaga borib qolganimizda o'ta og'ir ahvol bo'lyapti. Og'ir ahvol. Doktorxonaga borib qolganimizda shunday bir kichkina brashura kitobchasi bor ekan. Yana o'sha bir ishman borganmizda reanimatsiyaga kirib ketdi biroq biz unga yordamchi bo'lib, sherik bo'lib, dalda bo'lib turaylik desak, u yoq bu yerda qaraydi, hamma yoq joyiga tushib qoldim deydi, cho'ntagidagi kitobini chiqarib, shu yerda dars qilib o'tirganini ko'rganman-da men. Bizi bitta uzoqroq qarindoshimiz agar og'rib qoladigan bo'lsa, hamma ishni biz qilganimiz singari borib turib olib, o'sha yerda vazifa qilib, ha, desa men qarindoshni uyda turibman, mana yo o'tib ketadigan bo'lsa-da masalan. O'tib ketadigan patoqqa borish kerak, tur yetamanda deb patoqqa borib, hamma masalani qoyillatgandaymiz-da. U o'zini ayoli og'ir ahvolda turganda mayli hozir chiqadi, vaqtim bekor ketmasin deb biz bilan ham ko'p gaplashmadi. 1-2 minut gaplashadi, hijolat qilib qo'yadi odam. Nimaga desangiz, vaqtni qadriga o'ta qattiq yetardi. Vaqtni qadriga o'ta qattiq yetardi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytibdiki, birodarlar, inson qiyomat kunida oyog'i yerga tegib turganda oldiga qarab bir qadam jilmaydi. Hattoki Alloh subhanahu va taolo undan ikkita narsani so'raydi, vaqtga tegishligi bu. Birinchisi an umrihi, umrni nimaga sarflading deb turib Alloh taolo birinchi shu savolni berar ekan. Umrni bergan Alloh, sog'lik salomatlikni bergan Alloh, hamma narsani bergan Alloh taolo va sinov uchun sizni menga tek qo'yib qo'ydi, qanday yashasa o'zi biladi dedi.
Ana endi o'shanday bo'lgandan keyin bu vaqtni qanday o'tkiz deb Alloh taolo qiyomatda so'rov olar ekan. Ikkinchisi va an shababihi yoshligidan boshqatdan so'raladi deya bu rasa yoshlarimizga tegishlikda birodarlar. 16 bilan 40 ni o'rtasidan boshqatdan so'raydi. 16 40 16 yoshdan tepasi 40 yoshli pasi qo'l ko'taringlar masjidda. Qarang, hamma qo'lini ko'tarib oldi. Mana shularimiz 16 yoshdan yuqori, 40 yoshdan past. Masjidimiz yarimidan ko'pi mana shu qo'l ko'targan, hozir qo'l ko'tardinglar-u, shu odamlarimiz shu bugunimizdan ayniqsa boshqatdan so'ralamiz. Bundan o'tib ketganlar ham shu yerdan so'raladi. Lekin sizlar hozir mana shu narsaning ichida turibsizlar. Afsuski mo'min musulmon odamlar, birodarlar, biz vaqtga o'tayam be'tiborimiz. Bir kişi aytgan edi menga, uni Jallobod yo'lida hozirimda temir cho'tkalar qilib qo'ydi, uni Magdiyanidan sum degandan, u betdan bu betga poyiz yo'l deganida oldin odamlar bosib o'tib ketaverardi. Mashina o'tgani hijolat bo'lardi avval. Bu yerda odamlar ko'p o'tganidan, hozir endi uni to'sib qo'ydim. O'sha joyda bir kampirni yoshi katta ayol kishi yo'ldan o'tolmayotganda meni qo'lidan yetalab o'tkazib qo'yayin deb yetalab o'tkazayotganimda qo'lda bir sevati bor ekan katta. Yoshi katta, 80 dan o'tib qolgan ekan. Qayerga ketyapsiz? Xola, katta bu qayerga ketyapsiz desam, bir qarindoshimiz to'y qilayotgan ekan, mana shu to'yga ketyapman deb aytdi menga. Keyin so'ramasam ham bir gap aytib qo'yibdi shu yerda. Men so'ramasam ham aytdi. Bolam dedi, yoshlik juda qisqa ekan, qarilik uzoq ekan dedi. Yoshlik juda qisqa ekan, o'tib ketibdi men bilmay qolgan dedi. Qarilik uzoq ekan dedi. Mana shu yo'lda bu betidan mana bu betigacha o'tib olishlik uchun men qancha mashaqqat chekyordim dedi. Siz hozir qo'l ko'targanlarimiz, ayniqsa 16 bilan 40 o'rtasi mashina yaqinlashib qolgan bo'lsa ham yugurib o'tib olaman deb turib bosib olasizlar. Yoshi katta yoki kasal yoki bir ahvolga borgan odamlar unday qilib o'ta olmaydi. Mashina uzoqroqda bo'lsa ham u bu yaqinlashib kelguncha men yo'ldan yarimiga yeta olamanmikin yo'g'inki deb o'ylanib turaveradi. Shu oltin qoida bo'lsin birodarlar. Aytayaptiki, yoshlik juda qisqa ekan, qarilik uzoq ekan. Yoshligimizda ham birodarlar bir kunda 24 soat vaqt bo'ladi. O'rtaligimizda ham bir kunda 24 soat vaqt bo'ladi. Qarilganimizda ham 24 soat vaqt bo'ladi. Lekin hozir kuchimiz bor, aqlimiz bor, ko'zimiz ko'rib, quloğimiz eshitib, hamma narsamiz o'zining o'rinda ishlatib turibdimi? Shu ishlab turgan vaqtlarimizni hammasini to'plab shaytonga berib, "Men shayton, meni zo'r yigitni gulligi vaqtim senga bo'lmay qolganimdan ham Xudoga qaytaman" deydigan bo'lsak, Alloh taolo og'ir hisob kitob qilib qo'yadi, birodarlar. Eng kuchli, eng xotirjamlik, eng zo'r bo'lib turgan paytimizni, birodarlar, vaqtlarimizni Alloh subhanahu va taoloning ibodatiga ishlataylik. Yaxshiliklarga ishlataylik. Ana o'shandan keyin Alloh subhanahu va taolo amallar daftarida bizning yaxshi amallarimizni o'zlarimizga ko'rsatadi.